Integral Forex TV'den herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün piyasaları konuşacağız. Çünkü bugün çok e, kararsız kaldınız. Borsa düşecek mi? Daha da düşüşler olacak mı? E, kabine toplantısından ne gibi sonuçlar çıkacak? ve dolar tl, gram altın, ons altın bunlarla ilgili çok soru aldık. Grafikleri sizinle bugün paylaşamıyorum ama çok net bir şekilde analizlerimizi hem teknik hem de temel olarak yapacağız. Şimdi öncelikle bir dolar tl'den başlayalım. Çünkü dolar tl'de bir önceki sizinle yapmış olduğum videoda, gerçekleştirdiğim videoda artık 8 seviyelerinin gerçekten tepki olarak kaldığını ve düşeceğinden bahsetmiştim. Ee, biraz fazla tepki gösterdiniz açıkçası. Çünkü gerçekten yatırımcılar bize telefon ederken hala dolar TL ne zaman yükselecek, kaça kadar yükselecek halen de aslında algılamalarda bozulmalar bence devam ediyor. Biz bunu çok net bir şekilde yatırımcısı yatırımcı psikolojisi olarak görüyoruz. Yani e, şu inancın zaten kırılmadığını ee, biz haftalık olarak gerçekleşen verilerden, rakamlardan da görüyoruz. Dolar talebi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta zaten çeki seviyesine doğru oluşan yukarı yönde tepkide bu geri çekilmede bir dolar talebi oluşmuştu. Belki kurumların da bir talebi oluşmuş olabilir. Güçlü bir e, TL e, alımı gerçekleşti. Dolayısıyla bununla dolar alımı gerçekleşti pardon. Ee, bununla birlikte 8 seviyelerini gördük. Ama geldiğimiz noktada bu çok fazla kalıcı olamadı. Ve şu anda neredeyse aslında önümüzdeki günlerde bence 7 ile seviyelerine doğru geri çekilebilecek bir ortam söz konusu gibi görünüyor. Şimdi öncelikle şunu konuşalım. Hep dolardan e, hani dolar TL'yi bahsederken TL tarafından bahsediyoruz ama bunun dolar kısmı oldukça önemli. Çünkü dolar endeksi neredeyse 2018 yılının nisan ayından beri en düşük seviyelere doğru geri çekildi. Ve e, küresel piyasalarda dolardaki bu e, negatif eğilim, risk iştahındaki değişim ve dolara olan e, değer kaybı devam ediyor. Bu bir müddet daha sürecek gibi değiş görünüyor. Çünkü küresel piyasalarda algıyı değiştirebilecek e, tam olarak risk iştahında farklılık yaratabilecek bir e, konu maddesi yok. Konu neler? Vaka sayıları dünyada artıyor. Bu oldukça güçlü bir risk ama güçlü pozitif olarak fiyatlanan da çok önemli bir konu var. Aşı haberleri. Hemen şunu da paylaşalım. Bugün Moderna'dan bir haber geldi. Daha hızlı bir şekilde bu sene e, içerisinde ABD'nin yaklaşık olarak e, %50'sine aşıyı ulaştırabileceklerine yönelik bir açıklama var. Ve bu haberler geldikçe de güvenli liman varlıklarından çıkış oluyor. ABD 10 yıllık tabi faizlerinden, dolardan e, genel itibariyle baktığımız zaman 10 altından çok ciddi satışlar var. Satılıyor ve riskli varlıklara doğru da girişler var. E haliyle tabii ki dolar endeksindeki bu geri çekilmeyle birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri yani bizim GOP diye bahsettiğimiz işte Güney Afrika randı, Türk lirası, Rus rublesi burada bir miktar rahatlama var. Genel sepette zaten aslına bakarsanız dolar karşısında bir güçlenme var. Evet biz geçen hafta negatif ayrışmıştık ama bu ortamda baktığınız zaman dolar tl'de aşağı yönlü eğilimin özellikle 7.50 ki burası gerçekten çok önemli bir seviye. 7.50 seviyesi hatta tam olarak 20 haftalık ortalama 7.56 seviyesinden geçiyor. Bunu paylaşalım. Bu seviye aşağı yönde kırılmadığı takdirde buraya kadar oluşabilecek geri çekilmelerde güçlü bir yukarı yönde tepki gelebilir mi? Gelebilir. Yani 7.56 seviyesine doğru geri çekilmeleri net bir şekilde bekliyorum önümüzdeki haftalarda ama bu seviye aşağı yönde kırılmadıkça burada yeniden 7.85 seviyesine doğru bir tepki hareketi gelebilir. Ama bu alım olacak anlamında değil çünkü şu anda hem Türkiye içerisinde yaşadığımız bu atamalarla başlayan ve devam eden normalleşme süreci ki bugün de bir normalleşme süreci geldi. Dolayısıyla bu kararlılık aslında dolar tl'nin tl tarafında da etkili oluyor. Lehimize hareketler var şu anda. Önümüzdeki günlerde eğer 7.6 seviyesinin altında kapanışlar olursa o zaman teknik anlamda bir kırılmadan bahsedeceğiz. Bu da haftalık grafikte özellikle 22 haftalık ortalamanın da aşağı yönde kırıldığı anlamındadır anlamına gelecek. Bence burası oldukça önemli. Günlük grafikte peki baktığımız zaman şu anda net bir şekilde 7.90 seviyesinin ve 8 seviyesinin güçlü dirençler olduğunu görüyorum. Hem 50 günlük hem de 22 günlük ortalamadan geçiyor. Dolayısıyla aslında 8 seviyesinin üzerine kapanışlar olmadığı takdirde dolar TL'de kısa vadede bir yükseliş tepkisi, bir yükseliş hareketinin başlamasını beklemem. Bugün büyüme rakamları açıklandı. Büyüme iyi geldi. Ama zaten biz bunu önce göstergelerden alıyorduk. Yani çok şiddetli bir ikinci çeyrek daralması, daralmasından sonra e, üçüncü çeyreği ifade eden öncü göstergeler. Bunlar neler? Mesela imalat PMI verileri, e, sanayi üretimi. Bunlar aslında bize zaten güçlü bir üçüncü çeyrek büyüme verisinin gelebileceğini işaret etmişti. Biz integral olarak üçüncü çeyrekte yüzde beş büyüme e, olabileceğini düşünmüştük ama beklentimizin de üzerinde bir büyüme gerçekleşti. Şimdi önümüzde yıl sonunda aslında bu güçlü büyüme ile birlikte dördüncü çeyrekte bir miktar daha bunu törpüleneceğini göreceğiz bu arada o beklentimiz var ama üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gelen büyüme rakamıyla birlikte yıl sonunda aslında yani biz eksi 0.5 yıl sonunu büyümeyle kapatırız diye düşünmüştük ama bire yakın yani sıfırın üzerinde bir arasında bir büyümeyle yıl sonunu tamamlayabiliriz diye düşünüyoruz. Hepsi güzel. Tabii ki hani önce e, rakamlar, önce veriler geldiği için aslında büyüme verisi e, borsada ya da dolar telede çok etkili olmadı çünkü zaten borsa bunu daha öncesinden öncü verilere bakarak satın almıştı. Bunlar fiyatlandı. Şimdi gelen öncü verilerle birlikte aslında borsada mesela dördüncü çeyrek büyüme rakamına yönelik e, işaretler satın alınmaya başlayacak. Bunu da belirteyim. Bizim parşembe günü enflasyon rakamı e, gelecek. E, bu enflasyon bence yılın en önemli enflasyonlarından bir tanesi. Çünkü faiz arttıktan sonra bu faiz artışının enflasyon üzerinde ne kadar kuvvetli bir etkisinin olup olmadığını göreceğiz. Bence e, eğer veriler fiyatları yansıyacaksa özellikle Türk lirası üzerinde enflasyon rakamı biraz daha önemli. Dolayısıyla Perşembe günü bence enflasyon rakamı e, açısından dolar tl'deki hareket açısından dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. E, ama dediğim gibi 8 seviyesinin üzerine yerleşik şeyler olmadığı sürece çok kuvvetli bir alın oluşmasını da ben beklemiyorum. Evet çok uzun bir dolar tl oldu ama çok da sorular geldiği için biraz uzun tutmak istedim. İkinci önemli soru altın ne olacak? Yani gerçekten ons altında aşı haberleriyle birlikte ciddi bir düşüş e, hareketi var. E, uzun vadede ons altının aslında yükselebileceğini yönelik düşüncemi koruyorum. E, fakat tabii ki bu düşüşün ne kadar da aşağıya gideceği yani 1900, 1700 seviyeleri 1725 seviyeleri çok önemli destekler. Bunun kırılması eğer gerçekleşirse altındaki yukarı yöndeki hareketin çok uzun vadede e, yükseliş potansiyeli oluşturmayacağını düşüneceğim. Dolayısıyla bizim açımızdan ons altında temel hikaye zaten hani az çok biliyorsunuz aşağı haberleri üst üste gelmeye devam ediyor. Dolar endeksi aslında çok düşük kalmasına rağmen dolarda dünyada dolarda düşük bir hareket olmasına rağmen altındaki hareket oldukça etkili. Şu anda tam olarak teknik anlamda 1758 seviyesine doğru yaklaşmış durumda. Ki bu seviye 50 haftalık ortalama. Dolayısıyla 1758 seviyesinin aşağı yönde kırılması oldukça etkili bir düşüş sahnesine sebep olacak. Teknik göstergeler yani 50 haftalık ortalamayı destekleyen teknik göstergelerde yavaş yavaş eğilim aşağıya dönmeye başladı. Bu çok olumlu değil. Haftalık grafikte de 50 haftalık ortalama olduğundan dolayı 10 altında Özellikle bir haftalık yani hemen mesela bir gün hop 1758 seviyesinin altına değdi. Tamam o zaman işte yükseliş e, bitti e, satışa başlıyoruz diye düşünmeyeceğiz. Haftalık grafik olduğundan dolayı birkaç günlük kapanış olması şart. Özellikle ben burada hani teknik anlamda bir haftalık kapanış görmeyi daha çok yeğlerim. Bir iki hafta hatta önemli bir kırılma seviyesidir çünkü bu. 1758 seviyesinin altında kalıcı seyirlerinin oluşması için kırılmanın, bize e, bunu gerçekten kırıldığını teyit etmesi gerekiyor. Bunu da belirteyim. Tabii bu ikisinin bileşeni olan e, on saatine bahsettik, dolar tele'den bahsettik, gram altından bahsettiyse bahsetmeden olmaz. Şimdi e, burada aslında bir yazı yazmıştım ben bir parada e, altın konusunda, gram altın konusunda ve Dolar TL'yi çok yukarıdan alanlar var. Neredeyse 8.54 seviyesinden ya da işte gram altını 500 seviyelerin üzerinden alanlar var. Ne yapalım diye sorular geliyor. E bununla alakalı aslında gram altında durum şu. Eğer biz dolar TL'de 7.50 seviyesine doğru bir düşüş bekliyorsak. Bu bir kere bunu Ama bu arada yıl sonunda kurumsallardan talepler gelebilir. İşte o bahsetmiş olduğum yukarı yönde tepkiler buradan gelebilir ama Artık Dolar-TL'de e, yükselişlerin kalıcı olması için farklı bir senaryo oluşması ya da farklı bir e, haber akışı gelmesi lazım. Bu olmadıkça düşüşlerin daha etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bunu bir kere cebimize koyalım. E Diğer taraftan 10 altında ciddi düşüşler var. Evet bunda da yukarı yönde tepkiler gelebilir ki teknik anlamda tepkilerin gelmesi gerektiği noktalardayız. Ama önümüzdeki günlerden bahsediyoruz. Yani biraz da... Orta vadeden bahsediyoruz. İkisi de düşük seviyelerdeyken gram altında yeni alıcılığı bu seviyelerde olmaz. Biraz riskli olabilir. Daha düşüşler söz konusu olabilir. Özellikle ons altında gelebilecek yukarı yönde tepkilere karşı. Gram altında da 462 seviyesini tekrar bir test etmesi beklenebilir. Fakat 462 seviyesi üzerinde, Kapanış olmadığı takdirde gram altında yeni alıcılı olmak biraz riskli. Daha da gerileme şansı oldukça var. Özellikle buralarda 350 seviyelerine doğru önümüzdeki günlerde ama ilerleyen haftalarda, ilerleyen süreçlerde. Hemen bugünden yarına olabilecek bir durum değil bu. Ama şu anda bütün piyasa altındaki ve dolardaki geri çekilmeyi, Açıkçası veriyor. Dolayısıyla 350 seviyelerine doğru bir geri çekilme olabilir. 500'den alım yapan ve elinde şu anda 500'ün üzerinde de gram altın yapan yatırımcılar için birkaç tane strateji olabilir. Mesela bunlardan bir tanesi bir kısmını 500'den 500 üstünden alan pozisyondaki bir kısmını çıkabilir. Düşükten tekrardan alabilir ee, ya da e, tamamıyla kol kesebilir daha fazla zarara katlanmak istemeyen yatırımcı için ya da işte e, tekrardan ben yükseleceğini inanıyorum diyen bir yatırımcı varsa eğer mesela 5 birimlik ya da 7 birimlik bir paranız var e, kademe kademe bir birimini bu seviyeden bir, bir birimini iki birimini daha düşük seviyelerden alım şeklinde değerlendirebilirsiniz. Bu tamamıyla... Sizin yaklaşımınızla alakalı bir şey ama e, şu anda hani teknik grafikler ve temel anlamdaki yaşananlar altının daha düşüş trendi içerisinde olduğuna işaret ediyor. Borsa İstanbul'da bugün 1.30 seviyesinin altına doğru düşüşler oldu. Ee, tabii Bakanlar e, kabine toplanacak diye çok önemli bir sabah açılışta bir aşağı yönlü hareket oldu. Bir de sabah açılışta Asya piyasasında ve ABD'de negatif eğilimler vardı. Hani bununla birlikte bir negatif etkilenme söz konusu oldu. Şu anda baktığım zaman e, ABD vadelileri Hafife eksi de o sabah açılıştaki negatif eğilimini biraz e, törpülemiş gibi görünüyor. Ama çok güçlü bir piyasa yurt dışında yok. Dolayısıyla aşağı yönde düzeltmeleri de oldukça açık gibi görünüyor. Burada yapacağımız şey şu. Kabine toplantısı bu arada başladı ama ben şu anda videonun çekildiği saat itibariyle yeni bir haber almadım. Belki borsa kapandıktan sonra gelişmeler olur. Çünkü biliyorsunuz kabine toplantıların böyle genelde 7 gibi 8 gibi falan açıklanıyor sonuçları. Biraz uzun sürüyor. 3.30 gibi başladı toplantı. Dolayısıyla haber akışı yarın sabah Aç, e, ...açılışta bence çok etkili olacak... ...ama teknik anlamda... ...mesela 1300 seviyesinin... ...üzerindeki tepki hareketleri güçlü... E, ...oluşmuştu... ...1300 seviyesini birkaç kere... ...destek olarak test etmişti... ...bence burası e, güzel bir destek noktası... ...aşağıya kırılırsa eğer... ...ilerleyen e, günlerde 1250 seviyesine... ...doğru düşüşler olabilir... Bugün mesela işte hani o hassasiyet borsada işte dolarda belli oluyor ya bugün biz tamamıyla açılış sonrasında onu yaşadık. İşte e Perakende sektörüyle ilişkin hisselerde alımlar oluştu. Diğer taraftan eczacıbaşı işte ilaç sektörüyle alakalı hisselerde alımlar oluştu. Bunlar tedirginliğin ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Bir seviyesinin altındaki kapanışlarda satışlar hızlanabilir mi? Hızlanabilir. Ama biz borsada yatırımcıların halen daha canlı kaldığını, yabancı yatırım ilerleyen süreçte girişlerine devam edebileceğini ve en en önemlisi bankacılık endeksinde o çok geride kalmıştı vermiş olduğu yukarı yönde hareketin ilerleyen süreçte devam edebileceğini düşünüyoruz. Tabii ki şunu da ekleyelim. Yani bankacılık endeksinde mesela geçtiğimiz haftalarda iki hafta öncesinde daha doğrusu alımlar güçlenmişti. Atılan adımların BDDK'dan yapılan açıklamaların etkisi çok güçlü olmuştu. Ama yüzde yirminin üzerinde hatta yüzde yirmi beşlere doğru mesela bankacılık endeksinde alımlar gördük. Geçen hafta kapanışında bankacılık endeksi yüzde 1.3 geri çekildi. Dolayısıyla bunun bir aşağı düzeltmesi zaten olacak önümüzdeki günlerde. Ama siz işte bu düzeltme zamanlarında yaklaşımınız nasıl olacak? Önemli olan o. Yani 1300 seviyesi altında borsada bir kapanış olursa e, biz bugün kabine toplantısının nasıl geçtiğine, kısıtlamaların gelip gelmediğine bakacağız. Eğer kısıtlamalar gelirse psikolojik olarak defansif olarak hissedilen perakendelerde işte ilaçlarda yükselişler görülebilir ama Bakanlar Kurulu toplantısında daha e, yavaş daha sakin geçen bir toplantı olursa bugün perakende sektörüyle ilgili ya da ilaç sektörüyle ilgili yükselişlerin e, çok gerçekçi olmadığı algısıyla bir oralarda düzeltme gelebilir. Bunu yarın göreceğiz. Değerlendirmesini zaten yaparız diye düşünüyorum. Ve dikkatimi çeken birkaç tane sadece teknik olarak bize e, ufak ufak sinyaller veren hem pozitif sinyaller hem de negatif sinyaller dikkat edilmesi gereken birkaç tane hisse var. Onları paylaşacağım çok kısaca. Tüpraş mesela tüpraşta güzel bir yukarı yönde kırılma oldu. E, şu anda 22 haftalık ortalamasına doğru bir e, 50 haftalık ortalamasına doğru düzeltiyorum bir yükseliş oldu. Bunun üzerinde tutunma isteği var. E, eğer 90-68 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olursa TÜPRAŞ'ta o beklediğimiz 100 seviyesine doğru hareket başlayabilir. Bence TÜPRAŞ geride kalmıştığın vermiş olduğu o üzerindeki pasa silme açısından oldukça iyi bir hisse. Zaten bunu daha önceki videolarda da çok bahsediyordum. Havacılık sektörü diyordum, tüpraş diyordum. E, bence hareketine başlamış olabilir. Ama bunun için mutlaka 96-68 seviyesi üzerinde kalmaya ihtiyacı var. Bugün tabii hareketle birlikte şok marketler güzel bir hareket yaptı. Perakende sektörüyle ilgili Yükselişti ama şöyle söyleyeyim, şok biraz daha geride kalmıştı. 12 eğer 46 seviyesinin üzerinde kalmakta inatçı olursa ki burası 22 haftalık ortalama, yükseliş performansını biraz daha sergileyebilir. Fakat bunun için dikkatli olun. Bu toplantıdan çıkan sonuçlar yarın perakende sektörüne dediğim gibi satışlar geri, geri, getirebilir. Proto da mesela bundan bahsedelim, teknik anlamda ciddi bir düzeltme oluyor. Ee, artık hani yavaş yavaş proto için. <laughs> 22 haftalık ortalama aşağı yönde kırılmaya başlamış gibi görünüyor. 50 haftalık ortalama 101.75 seviyesi. Burası aslında ben bunları sabah yazmıştım. Daha bu kırılma gerçekleşmemişti. Teknik anlamda tam düzeltme başlangıcındaydı ama kırılma gerçekleşti. Dolayısıyla ilerleyen süreçte 101 seviyesine doğru bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Ama Frodo oldukça beğendiğimiz güzel bir otomotiv hissesi. Alımlarda söz konusu olabilir. ilerleyen süreçte dördüncü çeyrekte güzel bir bilanço beklentimiz var. Sasa da biraz daha dikkatli olmakta fayda var. E günlükte grafiği biraz bozabilir, ama eğer 1674 seviyesinin üzerine yükselirse ve yerleşirse tekrardan yükseliş potansiyelini arttırabileceğini düşünüyorum. Orada e eğer burada bir kırılma olursa günlükte 22 haftalık ortalama 15.41'den geçiyor. Buralara doğru da bir geri çekilme olabilir. Dikkatli olması gereken önemli hisselerden bir tanesi son hisseler e günlük grafikte Sahol dikkatimi çok fazla çekti. Koç Holding'le birlikte çok güzel yükseliş gerçekleştirdi ama Sahol şu anda 9 182'deki 22 günlük ortalamasını aşağı yönde biraz zorluyor. Bu teknik anlamda yine e, derin bir düzeltme yapabilecek sinyalleri veriyor. Bu kısımda biraz dikkatli olmakta fayda var. E, bakır fiyatları yükseldiği için Sarkussan biraz dikkatimizi çekiyor. Ama tabii teknik anlamda o yapmış olduğu e, 10-15 günlük harekette biraz fazlaca yatay. E, onun tepkisini verebilir. Bir belki o izlenebilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan Odaş. Son olarak bir de Odaş'a bakalım. Odaş'ta da şu anda 22 günlük ortalamasındayız, 348 seviyesinde geri çekilmede 326'ya doğru, doğru bir düzeltme yapabilir. Ee, Odaş'ta da yine eğer elde varsa kısa vadeli yükselen trendini devam ettiren ama düzeltmeye de açık oldukça hani e, tepkilerin gelebileceği e, hi olumlu hisselerden bir tanesi. Piyasaların durumunu beraber konuştuk. Ee, bakalım yarın ne olacak, toplantı ne olacak. Toplantı sonucuna göre aslında daha yani piyasanın ne kadar güçlü olup olmadığını biraz göreceğiz. Borsada yarın hareketli bir gün olabilir. Lütfen dikkatli olun. Tekrar değerlendireceğiz zaten bunların hepsini. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.